İstanbul'da Galata Köprüsü'nün yasaklı alanında avlanan balıkçılar, tekne kaptanlarının ve yolcuların kabusu haline geldi. Oltalardaki iğne ve kurşunlar sık sık teknelere isabet ediyor, hatta yolcuların yaralanmasına sebep oluyor. Bak arkanda. Geri at. Takıldı. Bak kopabilir. Yüzünüze dikkat edin. Evet, biz buradan her geçişimizde yolcumuz için korku yaşıyoruz. Buradan her geçtiğimizde korkuyla geçiyoruz. Oltalar, misinalar, kancalar yolculara takılıyor, gemiler. Şu anda da oltaların altından geçtim. Oltanın kancası bir hanımefendinin başına geçti ve bu hanımefendi turist. Çok tehlikeli değil mi? Evet, tehlikeli ama durum bu. Görmezsin aniden, gözüne gelir, omzuna gelir, yani her şekilde tehlikeli bir durum. Burası Galata Köprüsü'nün orta kısmı. Alttan tekneler geçtiği için olta atmanın yasak olduğu kısım. Ancak yasak pek de önemsenmiyor. Geri at. Takıldı. Bak kopabilir, yüzünüze dikkat edin. Şu anda iki tanesi takıldı tekneye. Bizimle beraber gidiyorlar. Oldukça tehlikeli. Bakın kopacak ve birazdan da o misneler etrafa fırlayacak. Bakın teknenin önünde kaldı. Evet, bu çok tehlikeli bir durum. Siz bununla hep karşılaşıyoruz biz bununla. Her gün dediğim gibi uğraşıyoruz. Bakın mesela brandamın iplerini kesmişler. Brandam oradan rüzgardan dolayı havalanıyor. Galata Köprüsü'ndeki yasaklı bölgede avlanan balıkçı sayısı o kadar çok fazla ki gün içerisinde defalarca kazaya sebebiyet veriyorlar. Şu anda da o kazaya sebebiyet verdikleri teknenin üzerindeyiz. Yaklaşık 10 dakika öncesinde bu olta teknenin üzerine düştü ve çok sayıda da yolcu bulunuyordu. Hatta oltanın ucundaki balık da burada. Şimdi yasaklı bölgede avlanıyordunuz ve oltanız tekneye düştü. Evet, maalesef hata yaptık. Yolcuya gelseydi bu olta, bu iğneler, kurşun. Yani biz yeni başladığımız için bunu anlamadığımız için yaptık. Artık ders oldu. Kesinlikle böyle bir şey yapmayacağız. Oltanızı geri aldınız. Evet, sağ olsun kaptanımız oltamızı geri iade etti. Bundan sonra dikkatli olacağız. Balınız da çatıda kaldı. Evet, balıklarımız da gemiye nasip oldu. Yasaklı bölgeden atılan olta teknenin bu seferinde de burun kısmına denk geldi. Ve o dakikalarda burada bir yolcu olsaydı işte bu misinayla karşı karşıya kalacaktı. Mesine ipi çok zararlı bir şey. Yani çok kuvvetli olduğu için çok ciddi bir şekilde zarar verebiliyor insanlara. Yani bu taraftan atabilirler ama tam şeyin altından attıkları için insanın kafasına gelebilir. Yani sıkıntılı, bence atmamaları gerekiyor. Durum öyle bir hal aldı ki artık teknelerin güverte kısmında kavanozlarda kurşunlar biriktiriliyor. İşte günün ilk saatlerine kadar biriktirilen kurşunlar burada ve hemen yanında da bir olta makarası. İşlem yapmaları lazım. Yani bunu denetlemeleri ve işlem yapmaları lazım. Yani insanlara bir şey anlatamıyorsun şu andaki Türkiye'de. Yapacağımız bir şey yok. Oltalar kırılıyor sadece. Ama tehlikeli değil mi onlar için? Yok, hayır. Suyun dibinde olduğu için kanca gelmiyor üzerlerine. Burada avlamak yasak aslında. Onları dikkat ediyoruz ya. Ama şu anda yasaklı bölgede avlanıyorsun. Yer yok. Efendim? Yer yok.